bizim kanunlarımız olacak, batının kanunları olacak. Tarikatınızı lağv ettim, tekkenizi kapattım. Dini tedrisatınızı yasak ettim. Halifenizi kovdum, devletinizi yıktım. Size batıya tabi basan bir devlet kurdum. Bu devletin sevk ve idaresinde Allah'ın kanunu cari olmayacak deseydi, biz derdik ki mağlup, bu düşman. Tabii bunu yapar. O ki biz aciz kaldık, bu herife yenildik, geldik tepemize oturduk. Halbuki böyle olmadı. Biz güya o düşmanı yendik. Yendiğimiz adamın yapacağından fazlasını biz kendi kendimize. Dünyada hiçbir milletin başına böyle bir bela gelmemiştir. Düşünebiliyor musunuz? İngiltere bizimle harp etse, mağlup olsa, biz ona kendi kanunumuzu, kendi kıyafetimizi, kendi nizamımızı dayatsak, bu akla mantığa aykırı değildi. Ama İngiltere gelse bizi yense, bizi yendiği halde bizim kanunumuzu alsa, bizim kıyafetimizi alsa, bizim yazımızı alsa, Kemal Paşa'nın bütün yaptıklarını düşünün. Bunlar deli mi der ya? Hem yendi bir devleti, hem de onun nizamını alıyorsun. O nizam iyi değilse niye mağlup oldular demez mi insan? Biz böyle bir mantıksızlık yaşadık. Kemal Paşa'nın da arkadaşlarının eliyle böyle bir ihanet, böyle bir mantıksızlık yaşadık. Bunun başka manası yok mu? Hem Yunan'ı yeneceksin, hem Ankara'da Anıtkabir'in Akropol'un taklidi olarak inşa edilecek. Hem bu gavur gelirse camilerimizi kapatacak, karılarımızın başını açacak, Kur'an'lara şöyle yapacak diyerek milleti ona karşı kullandın. O gavurun yapacak dediği işlerin hepsini sayar. Bu milletten ses çıkmaz. Efendim üst üste hak görmüştü de acildi de çaresizdi de şöyleydi. Sebepler ileri sürüldüğü zaman katil bile kendini aklı çıkaracak sebep söyler. Bütün bu dehşet derece hadise şunu gösterir. Nasıl yükselmede rekor bizdeyse, bu hadiseden çıkan mutlak tabiat kanunu kadar doğru bir gerçek şudur, alçalmada da rekor bizdedir. Dünyanın en gayrimedeni milleti bile bu zulme razı olmaz. Düşünün 20. asırda yeryüzünde, hatta dinin 1000 seneden beri dünyada yazı değiştirmiş bizden başka bir millet gösterir. Tarih şuuruna vurulan en dehşetli darbe harf inkılabı. Harf inkılabı ameliyat edilecek bir hastaya narkoz vermek gibi bir şey. Aynı. Biz hala o narkozu taşıyoruz. Uyku sersemliğiyle kalkan bir adam da lavabo yerine mutfağa girer ya şaşkınlıkla. Buna benzer şaşkınlıklar yapar. Biz şu anda ameliyattan kalkıp da narkozun tesirinden kurtulamamış bir hasta gibiyiz. Bunun bir numaralı amili Kur'an yazısının yasaklaması. Bir günde bir millet mukaddes kitabını okumak için yeni bir yazı öğrenmeye mecbur kaldı. Osmanlı zamanında asla ve katla Kur'an kursu diye bir şey yoktu. Gerek yoktu. Kur'an'ı mektep öğretiyordu. Okur yazarlık Kur'an öğrenmekle başlıyordu. O yazının bir tek kabahati vardı bu adamlarda. Kur'an'ın o yazıyla yazıldı. Çünkü her dil kendi alfabesiyle. Siz İngilizceyi
veya Almanca'yı bugünkü Türk alfabesiyle yazarsanız komik netice elde edersiniz. Alman V harfini F okur. Vater dediği zaman ve Vater yazar. Sen onu F ile yazarsan Alman onun baba demek olduğunu bilmez. Aynı şey her gidişin merdubayız. Kur'an'daki harflerde yazılamaz. Çünkü harflerin karşılığı yok. Harflerin bu alfabe bir defa eksiktir. Eksikliği şöyle anlayın. Ve bu işi yapanların maksadının ne olduğunu da şununla görebilirsiniz ki alfabe değişikliği işinde çalışanlardan biri olan Yakup Kadri Karaosmanoğlu Cumhuriyet Gazetesi'nde hatıralar neşe. Buradan size bir iki misal vereyim. Aramızda ihtilaf çıktı. Bu K harfini kefe mukabil alalım, kafa mukabil de Q harfini alalım dedi. Arkadaşlar kabul etmedi. Gazi Paşa Hazretlerine gittik. En alim o ya. Efendim bunlar nerede karışıklık var? Bu kafın yerine kefe alalım, Q'yu alalım, kefin yerine de K'yi alalım. Cevap, bunu bir Cemalist Ulus Gazetesi başyazarlığı yapmış bir adam söylüyor. Nefrete bakın. Ben bunların kafından da bıktım. Gidin, nasıl yaparsanız yapın, kabuk bitirin. Bu yazıdan kurtulayım. Kabus. Çünkü Kur'an yazısı. Kur'an yazısı. Yeni bir kitap çıktı. El yazısıyla 16 sayfası var. İkra bismi rabbike safsatası diyor Allah'ın ayetini. El yazısı. Bunu yayınlayan bir Kemalist. Tarih kurumu gizlemiş de var. Siz atamızın mektubunu nasıl gizlersiniz? Daha doğrusu sansür etmişler. Yarısını yayınlamışlar, yarısını gizlemişler. Bu bulmuş aslında 16 sayfayı yayınladı. Size böyle yüzlerce misal ver. Bu İslam'a nefretten başka bir şeyin eseri değildir. O zaman biz bu toplum içindeki Müslüman olanlar, Müslüman insanlar, eğer o narkozun tesirini tamamen attıksa, onların davalarını zıtlı kamilli dava etmeliyiz. Çünkü onların hedefi Kur'an. Hadi yazıda kaybettik davayı. Yazıda kaybettik davayı. Bunlar demediler mi ki bu kadar çok Arapça, Farsça kelime bu dile girdi, halk anlamıyor, halk anlasın, sadeleştiriyoruz. Rica ederim, dağdaki çobanın bilmediğini söyleyebilir miyiz hayat kelimesini? Bunu niye yaşamıyorsun? Cevap kelimesini bilmeyen bir çoban tasavvur edilir mi? Asla. Niye yanıtlıyorsun? Ey sağcı televizyon! Ey Müslümanlık dava eden gazete! Ey Müslümanlığı müdafaa eden görünen sağcı yazar! Gayeye ne oldu amaçlıyorsun? Mektebe ne oldu okul diyorsun? Mesuliyete ne oldu? Sorumlu diyorsun. İdareye ne oldu yönetim diyorsun? Say sayabildiği kadar. Bu kelimelerin kabahati ne biliyor musunuz? Menşelerinin Kur'an olması. Şimdi size Çince bir metin okusa buraya bir Çinli getirse. Bir Çince kitapta yarım saat konuşsa. İçinde tanıdığının bir tek kelime geçmez. Müşterek olduğunuz bir kelime yok. Hiçbir şey anlamazsınız. Sövdü mü, metiye mi düzdü bilmezsiniz. Ama Arapça bilmeyen bir insan bile Kur'an kültüründen dilimize girmiş kelimeler sebebiyle camide bir Aşr-ı Şerif dinlese, Aşr-ı
Haş-ı Şerif haşer eden takvimi 10 ayetlik bir parça okunması demektir. Hayatı anlar, dünyayı anlar. Hayatı dünya ve ahiret dese, dünya ve ahiret hayatı demek olduğunu anlar. Cenneti anlar, cehennemi anlar. Birçok kelimeyi tanır. Tanıdığı kelime kadar ruhunda duygular uyanır. Kur'an karşısında bu milleti Çince bir metin karşısındaki gibi dar ve etken sağır ve dilsiz yapmak istiyorlar. Buna karşı koymak sadece tarih şuurunun değil, imanın bir icabı. Eğer bir adam hem Müslüman da hem dipdiri İslam kültürünün malı kelimeni yerine gavurcasını veya uydurukçasını kullanıyorsa, usul dururken metot diyorsa, yaya kaldırımı dururken tretuar diyorsa, berber dururken kuaför diyorsa, bir de böyle gavur kelimelerini hücumun karşısındayım. O ya gafildir ya harim. Beğendiğini alsın. Bir defa alfabe değişikliğiyle Türkçe rezil oldu. Türkçe rezil oldu. Milletvekili bile yanlış konuşuyor. Spiker bile yanlış konuşuyor. Hakkari Hakkari oldu. Çünkü kafla mı yazılır, kafla mı yazılır görmemiş. İrtikap, irtikap oldu. Yüzlerce Türk hançeresine aykırı telaffuz edilen kelime çıktı. Eğer bir insan doğru konuşan birinden duymazsa, kanun kelimesini ya kanun okur, ya da onu uzatıyorlarsa kanun. Siz hiç Fatih yazılırken ayının üzerine uzatma konulduğunu gördünüz mü? Demek ki Fatih yazmıyor, Fatih duyduğu için okur. Ben kendi adını yanlış telaffuz eden gençler bile gördüm. Kendi adını doğrusunu duymamış. Bu nedir? İnsan kelimelerle düşünür. Hem lafımı azaltacaksın. Kelime sayısını azaltacaksın. Bakın, Red House diye bir lügat vardır. Bu Red House'un ilk baskısı 1800'lerin başındadır. Red House onu vücuda getiren adamın adıdır, soyadıdır. Lügat onun soyadıyla meşhur olmuştur. Onun ilk baskısının ön sözünde der ki, bu lügat dünyanın en zengin iki diline aittir. Bu diller İngilizce ve Osmanlıcadır. Ve bu lügat 150 bin kelime ihtiva etmektedir. Şimdi İngilizce ne oldu biliyor musunuz? Webster's lügatının yeni baskısında 1.200.000 kelime oldu. Hiçbir İngiliz köylüsü 2.000 kelime bilmez. Köylü bilmiyor diye lügattan kelime atmak Türk idarecilerinin cahilliğinden başka hiçbir yerde tatbiki görünmemiş bir iş. Ben bir ölüden bahsederken, ölü Müslümansa merhum derim, Hristiyansa müteveffa derim, asılmışsa masluk derim, silahla öldürmüşse maktul derim, başyastıkta ölmüşse mevta derim. Bütün bunlar ölü bir adamı ifade eder, her kelime bir vasfımla beraber ifade. Sen kaldır bu kadar kelimeyi. Tebedülat derim, tahavülat derim, inkılap derim, ihtilal derim. Ben maddiyle saydım bunlar 9 tane kelimedir. Kaldır bunları bir devrim. Devirmekten devrim. Tahavül halden hale geçiştir.
kalıp da var. Kalp olmadı bir şeyden bir şeye. Ve subhanallah. Kelime azaltmayı marifet sayıyorlar. Bütün bu darbeler maşeri şuurdan sosyal veraset yoluyla bize intikal eden kültürü nisyana terk etmek, unutmak, hafıza yıkamak. Bu hafıza yıkamak, milletin hafızasını yıkayarak o hafızaya yeni yanlışlar pompaladılar. İslam dünyasının en büyük düşmanı olan Moğollar Türk milletinden addedildi. Ben ilk mektepte Türk Moğol İmparatorluğu diye okudum. Haşa ve kella. Moğollar kutperest, sarı ırka mensup ve İslam medeniyetini mahvetmiş olan mensup milletler. Bugün siz duymadınız mı? Cengiz adında adam, Hulagu adında adam, bunlar Kemal Paşa'nın tatbikatından devam eden hatıralardır. Hulagu da Moğol'dur, Cengiz de Moğol'dur. Türklükle hiçbir alakaları yoktur. Niye makbul oldular? İslam medeniyetini mahvettikleri için makbul oldular. Deli deliyi sever derler ya eskiler. Tarihteki gavuru, zamanımızın gavurları söylüyor. Ne yapar? Cengiz Atla camilere girdi. İnsanların namazlar kırbaçladı. Dünya bize güldü. Sarıktan bir millet nasıl Türk oluyor? Ama dini kaldıran adam yerine bir şey koyacak. Sen ne diye elhamdülillah Müslümanım diyorsun? Ne mutlu Türk'üm de. Ortada bir mantık yanlışı yaptı. Ne mutlu hasret ifade eder. Bu Türk olmayanın ağzında normaldir, mantık iyidir. Hiç siz duydunuz mu zengin? Ne mutlu zengin eder mi? Fakir ne mutlu zengin eder? Çünkü hasret ifade eder. Sıhhatli bir adam. Ne mutlu sıhhatli olana der mi? Hasta der ne mutlu sıhhatli yerinde olana. Demek ki ne mutlu Türk'üm diyene demek, ne yazık ki ben Türk olamadım demektir. Bu şuur aklına kalmasındır. Bu rezilliklere biz katlandık. Daha yarın Cumhuriyet Bayramı. Bayram tutuklarını dinleseniz 80 sene sonra 80 yıldır devam eden yalanların adi iftiraların din iman düşmanlığının bin bir tezahürünü görürsün saklı vatanına boydan boya. Cami imamı bile bu laik cumhuriyeti metheder. Cuma hutbesinde şaşırmayın. Çünkü narkoz almış, henüz narkozun tesirinden çıkmamıştır. Kemalizm narkozuyla, afyonuyla beyni uyuşmuş. Demek ki birinci darbe tarih şuuruna yazıyla, ikinci darbe lisanla vurulmuştur. Üçüncü darbe la dini eğitimle vurulmuştur. Din adamları karikatürlerle istisna edilmiş. Din eğitim ve öğretimi yasak edilmiş. Lakin size dedim ki Allah'ın rahmeti gadabına galiptir. Bu bakta söylenecek o kadar söz var ki. Ben 50 senedir yazıp söylüyorum, bitiremedim. Size bir yemeğe atılan tuz kabilinden bir çentik, bir çay kaşığı bu hakikatlerden ilerimize sundum. Yeter. Asıl meseleye gelin. Allah'ın rahmeti gadabına galip olduğu için asırlarca, bin yıl iman hakimiyetinde yaşayan bu millet tedib-i ilahiye misak olduğu için bu dayağı atacak o vasıftaki adamlara ruhsat olarak döndü. Onlar iktidar sahibi oldular. Asacağını astılar, keseceğini kestiler. Allah'a harp ilan ettiler. Resmen
Türkiye'de Rıza Tevfik'in dediği gibi Türk milleti zorla asi görüldü. Hem Allah'a hem peygamberine. Lakin 24'te sağlanan bu galebe diyelim ki 44'te yıkılış neticesine gelir. Bunu da bak demin ki garip hadise gibi biz Yunan'ı yendiğimiz halde Yunan bizi yenseydi yapacak olduğundan daha fazlasını bizim içimizden çıkanlar yaptı dediğim gibi burada da garip bir şey oldu. Bu tebeddülatta bizim dışımızda husule gelen bir sebeple Hitler Yahudileri katliam edince Yahudilerin sahip olduğu cihan hakimiyeti Avrupa'nın Hitler karşısındaki azmine karşı Amerika'yı vardı. Bu sayede Hitler cezalandırıldı. Almanya yıkıldı. Fakat demokrasileri Yahudiler kendi hesaplarına bir cihetten takdir ederler. Teşvik ederler. O da şudur, otorite dağılır. Sendika bir otorite merkezidir, basın bir otorite merkezidir. Efendim, kulüpler bir otorite merkezidir, dağılmıştır otorite. Bunlardan birini ele geçirdi mi, iktidarı elinde tutarı da koyun güder gibi güderler, bilhassa basını, bankaları. Bunu işi iyi bilirler. Hitler'in diktatörlüğünden münfail olarak, çünkü Yahudi başkasına bir şey yaptıracağı zaman onu kendi menfaatiyle şeytani bir surette izah eder. İngiliz'i bizim üzerimizde Birinci Cihan Harbi'nde saldırırken ona Mısır petrollerini yem olarak gösterdi. Gel Osmanlı'yı yık da arazi parçalansın da ben de Filistin'e sahip olayım demez. Aa, senin için ben gidip harp edeceğim. Bak sen sanayi devlerine gittin, sana bu petrol lazım. Onun için böyle hareket et diye. Onu da sen deme. Kendin de oradan kabul edeceksin. Biz sanayide çok ileri gittik. Hemen olur İngiliz. Mısır petrollerine ihtiyacımız var. Onun için Türkiye'yi tabumuzu almayalım. Karşımızda yer almasını sağlayalım. Bunların içinde ne oyunlar var? Ben bunlara gitsem sabaha kadar bitiremem. 50 tane kitap yazdım, bitiremedim. Bir komparsa hiç bitmez. Evet. Aynen onun gibi Amerika'ya diktatörler hem kendi milletlerine hem başkalarına pahalıya mal oluyor frenlenemediği için. Dünyayı demokrasiye geçişe teşvik edelim. Yahudin işine gelecek ya bankaya hakim, basına hakim o idareleri aleyhte bir diktatörlük mahvolmasına sebep oluyor. Biz de İslam'ın aleyhine bir diktatörlükten bu sayede kurtulduk. Biri ebedi şer, öbürü milli şer, bu rejimin de adı Cumhuriyet. Bunun da adı Cumhuriyet. Halk Partisi'nin 46'ya kadar nizamnamesinde yazardı ki, namzetleri reisi umumi tayin eder. Yani milletvekili olacak kimseleri parti başkanı tayin ediyor. Nasıl tayin ediyordu biliyor musun? Hayalimiz almaz mı? Diyelim ki Konya'da kaç kişi seçildi? 15. Genel başkan, bugünkü tabirle genel başkan, reis-i umumi 15 kişilik bir liste yapar, Konya'ya gönderir. Konya halkı müntehib evvelmiş, birinci seçmen. Müntehib-i sani kim? Halk Fırkası Heyet İdariyesi ve partiye kayıtlı adamlar. Onlar toplanırlar, halk bizi seçti. Halbuki onlar da Ankara'da dahil edildi. Halkın bir şey seçtiği yok. Halkın adı müntehibi evvel. Birinci seçmen. İkinci seçmen Halk Partisi İdare Heyetiyle parti üyeleri. Parti merkezinde toplanırlar, Ankara'dan gelen liseyi sandığa atarlar. Ondan sonra da bu milletvekili olur. Yahu lanet ayı bir dernekte bile idare heyetinin 10 kişi seçilecekse 15 tane namzet gösterilir de en fazla
seçilir. Bu sistemde bu bile yoktur. Bilerek söylüyorum. Ben 46 seçimlerinin içinde yaşadım, gördüm. Kaç kişi seçilecekse o kadar isim ihtiva eden bir liste gelir, onun formatı icabı sandığa atarlar, biz de Cumhuriyet. Seçim, o milli irade olur. O milli irade olur. Halbuki bir şahsın iradesi, adı kral olmayan kraldır. Osmanlı'da bile böyle bir hükümdar yok. Osmanlı iradesini hukukun emrine verir. O hukuku en iyi bilen adamı Şeyhülislam tayin eder. Şeyhülislam fetva vermedikçe padişahın emri yürümez. Yavuz gibi celaletli bir padişah bile zembilli kaç kere durdurdu. Ben fetva vermem, sen bunu yapamazsın. Bundan onunla bile kıyas kabul etmeyecek şekilde bir diktatörlük. San Francisco'da bir konferans topladı Amerika. Bu konferansta dünyayı demokrasiye geçişi teşvik edeceğiz. Çünkü diktatörler frenlenemediği için kendi milletlerinden başkalarına zarar veriyor. Diktatörlüklerin aleyhine bir gelişme. Pekala. Türkiye'den oraya Hasan Sak'a gitti, eski başvekillerden, benim devşirim. O dedi ki biz cumhuriyetçi, zaten demokrasiyle idare ediyoruz. Dedi ki yok, dediler ki yok. Sizin sisteminiz demokrasi değildir. Tek partiyle bu olmaz. Birden fazla parti olacak, millet kimi tercih ederse onu iktidara getirir. Baklar ki pabuç bağlı, dünya gitmiyor. Eğer demokrasiye geçişi kabul etmezse bir ülke, Amerika onunla mücadele edeceğim diyor. Demokrasiye geçişi kabul ederse ona da yardım edeceğim diyor. Bu da Marshall yardımı, Türkiye'ye de geldi. Duymuş olanlarınız var. Bu sebeple Türkiye'de baktılar pabuç bağlı, ne yapalım? Bir fukaranın evine bir misafir gelse, adamın bir çeşit yemeği olsun. O kadar zayıf görünmemek için bir hile düşünse. Fukaraya diyelim ki etli patates pişirdi. Bir tabağa patatesi çok, eti az koyun. Bu etli patates buyurun desin. İkinci tabağa eti çok koyup patatesi az koysa. Bu da patatesle buyurun desin. Yemek oldu iki çeşit. Biz demokrasiye böyle bir aldatmacayla girdik. Halk Partisi'nde başvekillik yapmış olan Celal Bayar, ikinci partinin kurucusu oldu. Yakın tarihin en salak adamlarından biridir Marşal Fevzi Çakmak. O aptal, emekliye sevk etti diye İnönü'ye kızdı. Demokrat Parti Kongresi'ne gitti, millet alkışladı çünkü tutunacak birini arıyor millet. Zannetti ki Müslüman, namaz kılarmış. Aptalın namazı onu kurtarmaz. Şeriat lağvedilirken ordunun başında bulunan bir adam, eğer üstelik de namaz kılıyorsa, bin defa daha mesuldür Allah katında. Sen ne aptal Müslümansın ki, İslam çiğnenirken elinde güç oldu abi. Hiçbir hareket yapmıyorsun, onun ne melanetleri var anlatsa bulun gider. Alkışlandı. Korktular. Bu hödük bile hiç olmazsa namaz kılıyor ya. Bunu geçirir bu halk onun başına diye. Hüseyin Caydır talimatıyla Maraşal'ın komünist olduğuna dair kitap yayınlattılar. Benim arşivimde var. Hakikatler karşısında değil. Hüseyin Cahit Maraşal'ı komünistlikle itham etti. Sebep o olmasın rakibimiz. Rakibimiz bu bayan olsun. Bayan nasıl bir adam? Ototürk seni sevmek milli bir ibadettir. Demek ki Ototürk peygamber. Bunu diyen bir adamın önünü açtılar. Bir başka rakip duruyor diye de onu da komünistlikle itham ettiler. Maraşal hükmedik ama komünist olmasına imkan yok. Aptal bir Müslüman.
Evet. Burada ihtiyarların aklına çok hatıra gelir. Demdemlere çok hatıra geliyor aklıma ama bahsi uzatmayayım diye. Saatten de haberim yok kaç. Ne kadar oldu başlayalım? 1,5 saat. Evet, daha çok. Yani size bağlı. Size bağlı. Ben bu işte antrenman değilim. Münih'te bir konferans verdim. Siyaset demek belki hala da öyledir. En tilkat sahası, cambazlık sahası demek. Biz Erbakan'ı kutlaştırmadığımız için kötü adam olduk. Benim konferansıma Ali Oğuz'u gönderdiler. Misafir geldi. Ben oradaydım. Çık konuş. Ali Oğuz Allah tasirratını affetsin. Uzattı da uzattı. Anladım ki benim konuşmama mani olmak için. Ama salon kıyamet. Arkadaş önce kağıtlar yağdı kürsüye. Aldırmadı. Kalktılar. Biz seni dinlemeye gelmedik. Biz Kadir Bey'i dinlemeye geldik. Kes bırak rezil oldum. Ya Kadir Bey yorgun da ben onun için laf uzattım. Yutma bunları. Onu indirdiler. Ben çıktım konuşmaya. Şimdi geri atlayacak adam biraz geri çekilir. Azıcık geriye gitme de bugün hadiseler anlaşılmaz. Ben bir güzergah yaptım. Alman geldi. Salonun kiraladığınız müddet doldu. Boşalttın. Yarım saat sonra başka birinin işi var burada. Ya hatta gitme biz yeni başta diyor. Olmaz başkaları var. Gelecekler salonu temizleyecek. Ne yapalım? Ben de Münih neresi? Viyana neresi? Bu cumartesi günü. Orada konuşuyorum. Akşam da gideceğim. 1000 kilometre aşağı yukarı. Viyana'da konferansım var. İlla milli görüşe gidelim orada devam ettim. Ben de almaya gelenler geldi. Dedim ki peki ama uzun boylu konuşamam. Bu kabahat Ali Oğuz'un benimle alakası yok. Benim zamanımı o aldı. Kısa kısa bir sohbet yapayım sizden dedim. Geldiler salon dolu. Suallerinizi alayım, suallerinize cevap vereyim dedim. Garibanın birisi dedi ki Maraş'tan perzi çakmak için ne dersin? Dedim ki lanetullahi aleyhim derim. Allah ona lanet etsin derim. Adam hoppa durdu hoppa. Dedi bir tek paraşenimiz var ya ona da lanet okuyorsun. Bu nasıl iştir dedi. Dedim ki bir misalle sana paraşeni anlatayım. Hak vermezsen o zaman konuşayım. Bir gün seçim günüymüş dedim. Bu 30 sene evvel. O gün iki kafada meyhanede içiyormuş. O sade Türkiye'de seçim günü meyhane kapanır, yasak olur. Dünyada böyle bir şey yok. Avrupa'da, İngiltere'de, Almanya'da ben çok seçime rastladım. Hissetmezsin bile seçim olur. Bir de ama miting diye hiçbir şeyleri yok. Salonda bir iki konferans yaparlar, geçer gider. Bu arayış, bu devdebe, bu hırs bizde sağlar. Meyhanede içiyorlarmış da. Seçim günü işe yasak ama farze. Bir öbürüne dedi ki, arkadaş dedi bugün rey kullanma günü, sen reyini kullandın mı? Dedi yok, arkadaş vakit doluyor, sandık kapanacak. Git ver reyini, ha bu kadeyim orada dursun. Kadeyi yarım bıraktı gitti, bu herif dedim Halk Partisi'ne rey verdi, olur mu olur? Sarhoştur, tabii olur dedi. Dedim ki aynı gün hacdan bir kafire gelmiş. Hacının birinde tekbirlerle evine götürüyorlarmış. Mahalle camisinin yanından geçerken biri kulağına etti. Dedi ki Hacı Efendi bugün seçim günü. Şu caminin bitişinde de sandık var. Biraz sonra da bu sandık kapanacak. İstersen eve gitmeden reyini al. He bu şu doğru dedim yapalım mı dedi. Kestiler tekbiri. Bu hacı da gitti reyini attı. O da AK Partisi'ne verdi. Olur mu olur. Yok mu AK Partisi?
Türkiye bir timarhaneye benziyor. Bazı cihetlerde. Dedim ki sen şimdi Halk Partisi'ne ney verdi diye öyle ya milli görüştesin. Sadece bir partiyi tutuyorsun. Sarhoş'a mı kızarsın, Hacı'ya mı kızarsın? Dedi ki Sarhoş'un Halk Partisi'ne ney vermesini tabii görürüm ama Hacı'ya yakıştıramam o aslanım. E dedim. O Sarhoş, Mustafa Kemal, o Hacı da Erdiçak. Benim anlayışım bu. Var mı itirazım? Doğru. Maraşel hakkında bu kadar söyledikten sonra gelelim fihi ma fihimize. Bunu da doğru yapmamız lazım. Neyse. Bu şekilde demokrasiye geçtik. Bu şekilde muvazaa. Halk Partisi iktidarı kaybedeceğini anlayınca da 163. maddeyi ağırlaştırdı. Bunu da Molla Şemseddin diye bir zaman bilinen Şemseddin Günaltay yazdı. 163. maddeyi ağırlaştırdı. Demin beni takdim ederken delikanlı dedi ki Mustafa Kemal hakkındaki 163. Hayır Mustafa Kemal hakkında değil. Mustafa Kemal hakkında müstakil koruma kanunu var. 5816 sayılı kanun. 63. madde şimdi ilga oldu. Mustafa Kemal hakkındaki kanun devam ediyor. Şahıs hakkında dünyada tek kanun budur. Şahısla korunan başka hiçbir lider yok. İsteyen Fatih'e sövsün. Nitekim 80 sene sövdüler Abdülhamid'e. Ne oldu? Güneş balçıkla sımandı. 80 senedir de Kemal Paşalarını methettiler. Aha hamamdaşı. Peştemalı düşen adam gibi bütün kusurları ha görür ha görecek. Kılpayı. Peştemal düştüğünü saklanmaya çağırıyor. Kanunla koruyoruz. Dünya siyasi hadiselerinin gidişi nasıl bizi demokrasiye soktuysa şimdiki siyasi hadiselerin konjonktürü de kemali de, onun batıl fikirleri de yıkıyor. Var mı devletçi bir devlet dünyada? Halk Partisi zamana uyup da halkı oktan birini kırabilir mi? İman umdesi o. Biliyor musunuz Mustafa Kemal önce 9 umde ilan etti. Umde. Şimdi prensibi bilirsiniz. Prensip gavur kelimesi. Prensibi. Oldu prensip. Bizim kelimemiz umde. 9 umde ilan etti. Maruf Türkçü Ziya Gökalp de bunu şerh etti. Sonra ona dediler ki bu 9 kelimesi eski Türklerde muteberdir diye sen seçtin. Türkeş'in 9'u şirk dedi. İslam'dan evvelki Türklerde 9 rakamı uğurlu sayılır. Onun için Türkeş'te 9 ışık diye kitaptır. Ama biz İslam'ın iman şartı 6'dır. Bunu 6'ya indirelim dediler. O 9 umdeyi birbirinin içine sokarak 6'ya indirdiler. Çünkü gayeleri, halk evleri, camiler kapanacak. Onun yerine halk evi alacak. İslam'ın 6 iman esası yerine de 6 ok ikame edilecekti. Bir fayda görmedik Karak felsefesinden. Gazi bize bir din ver. Türk nefesinden de şiir okutlarımız olduğunda alkışlar. Siz de protesto makamında alkışlamalıydınız. Evet. Böyle günler geçirdik. Türk Dil Kurumu'nun lügatında Kemalizm Türk'ün milli dinidir cümlesi var. Kemalizm dini diye kitaplar vardı. Ben kitaplarımda bazılarının kapaklarını görürsünüz bahsettiğiniz. Bu din yerine, İslam yerine bu konulacak gibi. Fakat hayat onu itiraf ediyor. Bak altı iman esası yerine konulmuş. Onun için hayat ve dünya şartları
devletçilik prensibini çöpe attığı halde Bakan Partisi başının üstünde tutuyor. Kırabilir mi bir tanesini? Kıramaz. Çünkü onun imanıdır. İslam yerine Kemalizm iman olmuştur. Ha bunların hepsi böyledir diyemem. Bazılarının telefonu açık kaldığı zaman sözlerinden anlıyoruz ki bu kafadadırlar. Demokrasi dolayısıyla halk karşısında dini vesaire kekeme konuşmaları siyaset iktizasıdır. Kendi aralarında düzgün konuşmaları din karşıtıdır. Sabit oluyor. Allah üzerlerinden settar sıfatını kaldırır. En gizli işleri bile ortaya çıkıyor. Hatta yalnız halk partilerin değil, bütün din karşıtı güçlerin üzerinde settar sıfatını kaldırdı. Cumhuriyet tarihinde en sistemli ihtilal bu Ergenekon. Ben 60 ihtilalinde hapis yattım, hücre hapsi yattım. Bunu yaşadım. Muhakeme olundum. 12 Mart muhtırasından sonra 7 seneye mahkum oldum. 80 ihtilalinde vatandaşlıktan atıldım. Bütün bu ihtilalleri bilirim. Bunların içinde yaşadım. Çilesini göğüsledim, iktiham ettim. Yani ne olaydı böyle bir dil dille konuşabilseydim. İmparatorluk lisanıyla konuşabilseydim. Cümleler uçan bir kartal haline dönebilseydim. İciş bücüş kelimelerle mecbur kalıyorum. Dilim ucuna gelen kelimeler yutuyorum. Evet. O güçlükleri ikram ettim, gösterdim. Hiçbir ihtilal bunun kadar düzgün, planlı, iyi düşünülmüş değil. Bunun %1'i kadar planlı olmayanlar başarılı oldular. Bunlar hapise. Neden? Ruhsat onlardan teberri. Hani çocuk bir oyuncak beğeniyordu da baba parayı vermediği için alamıyordu ya. Bizim yaramaz çocuklarımız da ihtilal oyuncağını beğendiler. Allah iradesini sarf etmeyerek, tahakkuk ettirmeyerek onların iradesini hakim kıldı. Acaba bu bizim diyanetimizden mi? Hani dedi ki Mustafa Kemal Paşa, size kanun olmasa da şahsiyetini, iradesini, aklını, ferasetini, yabancıyla işbirliğini anlatsam dersiniz ki Allah 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 Allah, bu adam bu işleri nasıl yapıyor? Bu adam bu işleri nasıl yapıyor? Benim Tahrip Hareketleri diye bir kitabım var, orada güya Kemalist Tahrip'i anlattım. Az anlatmışım. Önüme gelen sordu ki Allah Allah, bu adam bu kadar büyük işi nasıl yaptı? Hakikaten dahi miydi? Anladım ki nasıl hazır hale gelmiş zemin, onun anlaşılması lazım. 700 sayfa ikinci cilt yaptım bu sualin cevabını. Demirbaş Şah diyor ki, ben doğdum doğalı, at sırtından inmedim. İsveç kralı, ülkeme bir taş kazandıramadım. Bu deli petro, sarhoş, ayyaz, serserinin biri. Ama ülkesini ikiye katladı. Bu ne iştir? Demirbaş Şah bilmiyor ki bir başarının yegane amili onu elden eden adamın şartları değil, karşı güçlerin şartlarına da bağlı. Demirbaş Şah yiğit, elinde çelik kılıç ama önünde mermer, kılıcı mermere vuruyor. Çünkü civarındaki devletler tarihlerinin en kuvvetli zamanını yaşıyorlar. Deli petro, sarhoş, rezil, elinde bir karton kılıç. Bu kabilde. Ama önündeki 5 milyon kilometre karelik Türkistan 2500 beyliğe bölünmüş. Karton kılıç yolda da geçer. Kılıç mermeri kesmez ama karşısındaki mermerse
ağzı döner. Ama kartondan tatlıdan bir kılıç yoğurt tulumunu bile deşer. Önündeki kitlenin aziyeti ona nimet olarak dönüyor. Şimdi ehli küfrün ibresi aşağı gidiyor. Bu bizim liyakatimizle, yani Allah-u Azimüşşan bizim kefemizi yukarı kaldırdığı için mi kafirin kefesi aşağı gidiyor? Yoksa kafire celaliyle tecelli etti de onu aşağı ettiği için bizim kefemiz yukarıya gidiyor. Aynen 1839-1924 arasında imandan küfre geçiş ve tiresi, ne diyorlar şimdi? Süreç. Süreç kavu gibi bir şey. İmandan küfre geçiş ve tiresinin 50'den sonra, hadi 46'yı da atlayalım, bir tersini yaşıyoruz. Yavaş yavaş düşmüş kuyunun dibine İslam davası. Bu kuyunun dibinde 50'ye kadar, 25 sene düz çizgi halinde gitmiş hep zeminde. Zihrun zeber, yerle bir. Allah demek suç. Demokrasiye geçilince bu ibre tekrar eski inişi tekrarlamaya başlamış. Şimdi bu çizgin neresindeyiz? Bu da bir mevsim. Eğer siyasi hadiseleri takip edersek, o komadaki adam gözünü açtığı zaman karanlığın veya aydınlığın seyrine takip ederek gelişme istikametini anlayacaktı, değil mi? Aynen onun gibi. Bu içinde bulunduğumuz geçiş suresi kötüden iyiye doğru mu gitmektedir? İyiden kötüye doğru gitmektedir. Bunu anlamamız için bir iki rengi noktası teşkil edecek hadise anlatayım. Harici şartların zorlamasıyla Türkiye'de demokrasiye geçilince, her ne kadar başında Celal Bayar gibi biz şeriatı hortlatmayacağız, ona ebedi gömdük 48'de Bursa nutkunda söylemiş olan bir adam, işin başındaysa da yeni partinin eski partiye karşı halk nezdinde bir farkı olsun diye din üzerindeki baskı üzerinde tenkitler oldu. Ya hani din devlete karışmayacaktı, devlet dine karışmayacaktı. Tamam, dini karıştırmıyorsun, güç elinde. Ordu bunun şeyi, koruyucusu. Kazım Karabekir 3000 Ermeni evladını orduya yerleştirdi. Hala onların çocukları bu orduda var. Yoksa PKK iş 35 sene mi sürerdi sanıyorsun? Hayran! Bitirdi işi, biz niye bitiremiyoruz? Herhalde içeride bir hastalık var. Bunun ipuçlarında çıkıyor ortaya. Kazım Karabekir'in kızı geçenlerde televizyonda dedi ki, babamın orduya yerleştirdiği Ermenilerin çocukları, onlar da subay olmuş, resmi elbiseyle bayramlarda gelip benim elimi öpüyorlar. Anamız senin baban sayesinde biz hayatta kaldık diyor. Bu ne demek? Bu devlet bu söze hiç dikkat etmedi. Subay elbiseli geliyor, Kazım Karabekir'in kızının elini öpüyor. Senin baban sayesinde biz hayatta kaldık. O bizim babalarımızı Ermeni yetim olarak topladı, orduya verdi. 3000 kişi. Ondan sonra benim ordunun itibarına dokunuyorsun. Ordu kendi itibarını kendi tahrip etmiyor da biz bir gerçeği söylediğimiz zaman tahrip oluyor. Sen şehit anasını başı örtülü diye kovuyorsun. Karısı örtülü diye subay atıyorsun orduda. Sen Müslüman evladı değil misin? Namaza karşısın, tesettüre karşısın. Cuma namazını pazar günü kılsan olmuyor mu diyecek rangalak subaylar gördük. Bunun üzerine fazla durmayalım. Vay, orduyu yıpratıyoruz. Orduyu asli vazifesinde görmek istiyoruz. Peygamber ocağı bittik, öyle kalmasını istiyoruz. Sen onun millet iradesine karşı kullanıyorsan bunun da karşısındayım. Dünya karşısında. Dikiş tutturamayacaklar.
Evet. Netice itibariyle demokrasiye geçişle bu tenkitler bin liste cevaplandırıldı. Neden? Muhaliflerin elindeki kozu almak için. İsmet Paşa 10 aylık İmam Hatip kursu. Ya böyle zana ne müdahale ediyorsun? İster Allah'a ekber der, ister tanrıldır der. Ona yanaşmadı. Ama ya din adamı yetişmiyor, hususi yetişmeyi yasak. Bir hoca okutuyorsa karakola çekiyorsun, hapsediyorsun. Sen öğretmiyorsun. Ölen imamın yeri boş kalıyor. Böyle şey olur mu? 10 aylık kurs açtı, göstermelik. Göstermelik. Bunu biliyor musunuz İsmet Paşa'ya? Şimdi bir kapı kapalıyken onu omuzlarsan bile kolay açamazsın. Tekmeyle men lazım, balyozla vurman lazım. Ama kertiği kertiğine uygun bir anahtarla açıp da soğan darı kadar açık bıraksan. Kilidi çözdün ya, kedi ayağı bile o kapıyı açar. Kader o dinsizliğin baş mürebbici olan adamlara siyaset iktizası olarak 10 aylık imam kursuyla din üzerine kapatılan kapıyı kilidi kertiği kertiğine uygun bir anahtar tatbikiyle soğan zarı kadar ayıkladı. Bu kurslardan birinin müdürü olan Celalettin Ökten benim hocamdır. Akrabamdır. Gençliğimde kendisinden çok istifade ettim. Bu kursa müdür tayin edilmiş. Tabii çok sonra İmam Hatip haline geldi demokratlardan sonra da o kursluk zamanındaki yeri bana gösterdi. Aksaray'dan Samatya'ya doğru giderken Langa'da yol üstünde bir tekke vardır. Sağ tarafta. Hemen tramvay yolu üzerinde. O tekkede 10 aylık İmam Hatip kursu açılmıştı. Hoca beni oraya götürdü. O tekkenin bir sema salonu var. Onu iple ikiye bölmüş. Kurs birinci sınıf, ikinci sınıf. Aynı salonu iple ikiye bölmüş, iki sınıf yapmış. Orada kırık bir masa vardı. Eski de bir sandalye. Dedi ki ben bu masayı da bu sandalyeyi de evimden getirdim. Çünkü kursa hiçbir tahsisat yok. Bu tekkeyi de biz işgalle kullanıyoruz. Devlet bize yer vermedi. Tamam İstanbul'da bir kurs açılsın dedi. Cemal pek şey müdür ama yerim yok dedi. Biz de bu tekke boştu buraya girdik. Aa biz yer bulduk dedi başladı. Lakin talebe yok. Bak istihkak ile mi, liyakat ile mi meselesinde ben cevap vermeden bıraktım. Siz cevabı kendiniz bulun şimdi. İstanbul'un nüfusu 2 milyon o zaman. Kabelada ben İstanbul'a geldiğim zaman 2 milyon gördüm. Hatta 1,5 milyon gördüm de derlerdi ki şimdi çoktan 2 milyon oldu o levha eskidir. Celal Hoca dedi ki ben İdadi yani liseden emekli oldum. Emekli maaşımla geçinmeye alıştım. Kurs müdürü sıfatıyla devlet bana 150 lira maaş veriyor. Ben bu maaşı civardaki genç müezzinlere 5'er lira halinde dağıtıyorum. Niye? Talebe yok. Gelsinler de talebe olsunlar diye. Gelmeseler ne olacak? Kursun her sınıfı 10 kişi aşağı düştü mü talebesizlikten kapanacaktı. Düşünün 2 milyonluk şehirde Allah'ın dinini öğretecek bir tek kurs var. Bugün gökten iğne atsan bir Kur'an kursunun bir caminin üzerine düşer İstanbul'da. O gün bir tek Allah'ın kitabını okutan yer yok. Allah makamını cennet eylesin. Süleyman Efendi Hazretleri
çiftliğinde işçi göstererek hafız yetiştiriyordu. İşçi, jandarma geldi mi? Ellerinde kazma tarla çapalıyorlar. Yasak. Hoca 10 talebe bulamıyor. Maaşını 5'er lira civarındaki genç müezzinlere dağıtıyor. Ancak öylece 10 talebe salıyor da kursun kapanmasını önlüyor. Buna bir başka şahsi hatıramla cevap vereyim. 1956 senesinde bir Kadir gecesi Fatih Camii'nde Mevlid-i Şerif dinliyordum. 3-5 arkadaştık. Dedim ki biz burada keyif ediyoruz, Kur'an dinliyoruz, Mevlid dinliyoruz. Bu akşamın Kadir gecesi olduğunu, mübarek bir gece olduğunu bilmeyen nice arkadaşlarımız var. Gelin bir talebe yurduna gidelim de orada dini sohbet yapalım. 56 demokrasiye geçilmiş, muhatipler faaliyete geçmiş falan, az da olsa ellerde yok. Erzurum Türkiye'nin en muhafazakar yerlerinden biridir. Yalan söylüyorsan nereye gittin? En yakın yer Erzurum yurdu. Akdeniz Caddesi'nde kovulduk. Oradan Şehremini'nde Kütahya yurduna gittik. Orada bir Nurcu arkadaş vardı. Onun vasıtasıyla oturduk, bir çay içmek bahanesiyle gelen birkaç kişiyle konuştuk. Orada da eski bir tıp talebesi, komünistmiş, üzerimize saldırdı, yumruklattı. Halk söze muhatap bulamıyorduk. Öyle bir günden bugüne geldi. Ben eğer konferans tekliflerini kabul etsem, benim her günüm konferansla geçer, gene yettiriyorum. O zaman biz taliplik müşteri bulamıyorduk. Bugün dağ taş müşteri biz yetişemiyoruz. Üstelik de benim gibi nice adamlar var. Demek ki o hava cereyanına aydınlık mı karanlık mı galip diye kalemesine doğru gidiyor diye seyreden adam gibi daha çok misallerle bu teyit olunabilir. Böyle hadiselerle tahlil edersek görürüz ki küfrün mağlubiyeti imanın galibesi istikametinde bir gelişme var. Bu la şek ve la şüphe su götürmez bir gerçektir. Çok değil 10 sene evvel 28 Şubat muhtırası verildiği zaman benim kulelde bir bahçem var. Oraya geldi. Henüz bazı belediyeler Müslümanların eline geçmişti. Belediyeciler. Kan alıyorlar. 28 Şubat'ı yapanlar diyor ki bu iş 1000 yıl sürecek. 1000 yıl. Dedim ki Mevlana babasıyla Konya'ya gelirken yolda Feridettin Akkar'a rastladılar. Babası onunla sohbet ederken Mevlana küçük yaramazlık yaptı. Babası dedi ki ya bunun da adam olacağı yok Efendi Hazretleri, bir türlü ben bu çocuğu zapt edemiyorum dedi. O adam olacağı yok deyince Feridettin Akkar murakabeye daldı. Başını kaldırdı. Hayret dedi. Kader ne diyor? Kader ne diyor? Dedi. Ben de dedim ki bu subay ne diyor? Kader ne diyor? Bunların işi şu dangalaklığa benziyor dedi. Denizden bir vapur geçiyor Şilep. Karadeniz'e doğru. Üstünde bir adam kış tarafına doğru yürüyor. Şu adam dese ki dedim ben Marmara'ya gidiyorum. Ne kadar komik olur. Çünkü ayağın altındaki zemin Karadeniz'e gidiyor. Sen vapurun kış tarafına doğru 10 adım attığını atana kadar gene onun 100 katı Karadeniz istikametinde ilerliyor. Zaman İslam'a gidiyor. Bu adam Marmara'ya gittiğini iddia ettiği zaman ne kadar komik olursa bu iş o kadar komik olacak.
yakın bir gelecekte bu iş tamamen tersine dönecek. Bana inanamıyorlardı, sonra geldiler. Ve dedim ki, çok yakında namaz kılan bir başbakan, namaz kılan bir reisi cumhur idrak edecek bu ülke. Neden? Bir oluşta hızlanma, onun tebedülat zamanı yaklaştığına denildi. Sonuna doğru hızlanma olur. Her oluş, bak hava soğumaya gittiği zaman ilkten bu soğuma 2 günde 1 derece, 3 günde 1 derece olur. Sonra bir gün gelir ki günde 10 derece birden soğuk. Isınma da böyledir. Aynen kahvenin taşmasına benzer. Kimse kahvenin altındaki ateşle oynamaz. Aynı ateşle maddi ettiği halde sonuna doğru bir 5 dakika değil böyle 1 saniye gözünü açsa kahve taşar. O kabarma sonunun yaklaştığına delildir. Mahir kadın hemen kaldırır onu ateşle. Ateş aynı. Sonuna doğru süratlenme olur. Bu azgınlık bunların sonunun yaklaştığına delildir, göreceksiniz. Kimse inanmadı bana. Ehli sanat bir kıble bir reisi cumhur. Asker bırakır mı? Tozu dumana katıyorlar. Halbuki peder ne diyor, kader ne diyor, sırrına vakıf değil.